Herkese merhaba. Yeni bir Gelecek Geliyor programıyla karşınızdayız. Çok az sayıda insanın seyrettiği, çok özel konukların ağırlandığı bir program, bizim programımız. Çünkü büyük değişikliklere neden olan yenilikler konuşuyoruz. Yenilikler hep az kişileri ilgilendirir. Yani yenilikleri başlatanlar sınırlı sayıda insanlardır. Dolayısıyla burada büyük yenilikleri başlatan insanları ağırlıyoruz. Seyircilerimiz de sınırlı sayıdadır. Ama tabii ki online'da da seyrediyor. O yüzden yerine ulaşıyor. Hoş geldiniz. Hoş konuğumuz Murat İlgar. Elektronik atık uzmanısınız. İlgar ne demek? İlgar, biz Kafkas kökenliyiz. Sözüne güven olan demek. Yani Azerbaycan'da çok kullanılan bir isim ve soy isim olarak da var. Azerbaycanlı olunca biz sözüne güveniriz zaten. Evet, teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Şimdi ya biz burada gelecekle ilgili bir şeyler konuşuyoruz. Öngörmeye çalışıyoruz. Evet. Yenilikleri takip ediyoruz. Faydalı olmaya çalışıyoruz. Birileri sesimizi duysun istiyoruz. Sizin konunuz benim çok ilgimi çekiyor. Elektronik atık. Ya evet. Aslında biz atık diyoruz. Herkes böyle çöp diyor, yemek diyor falan, tüketim. Ama çok ilginç bir, spesifik olarak çok özel bir ilgi göstermemiz gereken bir alan değil mi bu? Kesinlikle. İsterseniz hem sizi biraz tanıyalım hem de bu elektronik atık olayını bize anlatın, önemini de anlatın. Sonra da sizin anlattıklarınızdan belki sorularımız olur, sorarız. Teşekkür ediyorum ilk öncelikle böyle bir fırsat verdiğiniz için. Şimdi elektronik atık, ismi Murat İlgar, yer Almanya'da, yer Türkiye'de yaşıyorum. Türkiye'de ve Almanya'da elektronik atıklar ve pillerin geri dönüşümü üzerine çalışıyoruz. Tabii elektronik atık son zamanlarda ülkemize girmeye başladı ama şu anda özellikle bu son... Elektronik atık deyince neler var bizim hayatımızda olan ama onu hiç dikkat etmediğimiz? Ne mesela, telefon, eski telefonlar mı? Elektronik atığın aslında basit olarak içinden elektrik geçen her şey elektronik atık oluyor. Yani şu gün kafamızı kaldırdığımız zaman şuradaki lambadan tutun, şuradaki televizyondan tutun, evimizdeki buzdolabından tutun, çamaşır makinesinden tutun, bilgisayarlarımızdan tutun. Yani elektrik, elektronik malzemelerin hepsi elektronik atık haline düştükten sonraki hali oluyor. Eski oyun konsolları, her şey diyorsunuz. Ve elektronik atık şu anda dünyada en çok atan atık türüdür. Türkiye'de yaklaşık şu anda 1 milyon ton, Almanya'da, Avrupa'da 12 milyon ton, dünyada da 54 milyon ton var. Ve gerek şu anda biliyorsunuz teknoloji gelişiyor. Maalesef eskiden bir buzdolabını 20 sene kullanıyorduk. Şimdi 3 sene, 4 sene kullanıyoruz. Ya, evet. 54 milyon ton gözümüzde nasıl canlandırabiliriz bunu? Mesela vallahi bir, çok büyük. Bir büyük yani dağ mıdır bu? Everest dağı diyebilirsiniz. Everest dağı diyebiliriz. Elektronik atıklardan oluşmuş bir dağdan bahsediyoruz. Evet. 2023 yılı itibariyle belki... Onu konuşuruz herhalde. Evet. 2025'ten olur, 30'dan olur, 40'tan olur. Bize yaşayacak yer kalır mı? Ya şöyle söyleyeyim. Elektronik atığın farklı özellikleri var. Aslında çok önemli özellikleri var. Bir, şu anda dünyanın konuştuğu, özellikle Avrupa Birliği'nin. Avrupa Birliği şu anda kritik ham maddelerle alakalı bir yasa çıkarıyor. Bir, elektronik atıklar değerlidir. İşlerinde altın, gümüş, paladyum ve nadir toprak elementleri dediğimiz %98'i Çin'in elinde bulunan nadir toprak elementleri vardır. Nedir mesela bunlardan? Bir tane örneğini vereyim. Neodyum. Bugün neodyum olmazsa elektrikli araç motorunu yapamazsınız. Bugün neodyum olmazsa tabii rüzgar gülünün motorunu yapamazsınız. Bu sadece Çin'de mi var? Bunun %98'i Çin'de. Çin bunları topluyor ve bunları kendisi orada ürün yarımamül haline getiriyor ve istediğine veriyor. Yani savaş nedenidir. Bugün bundan dolayı dünya özellikle bu küresel çatışmalardan sonra özellikle Avrupa Birliği ve Amerika özellikle buna ciddi bir yatırım yapmak. Bir dakika, bu bahsettiğiniz şey maden mi? Evet, yani toprağın altında bulunan. Fakat şöyle söyleyeyim, toprağın altında siz bunu çok basit bir örnek vereyim. Mesela hepimizin bildiği altın. Bugün toprakta 1 gram altın, 1 tonda 1 gram çıkarırsınız. Ama bugün elektronik atıkta yaklaşık bir bilgisayar kartında 50 gramda 150 gram hatta 300 grama yakın altın vardır. Bugün Türkiye'de dağları taşları derseniz 20 ton altın çıkarırsınız. Bugün sırf elektronik atığı geri dönüştürürseniz elektronik atıklardan 6000 ton altın vardır. Burada yaklaşık 4 misli gümüş vardır, 100 misli bakır vardır. Bugün o zaman
bizim evimizde elektronik bir atık varsa ya da atıklar varsa bizim bir hazinemiz var evde. Doğru, böyle diyebilir miyiz? Ya bunu bu şekilde diyebiliriz ama bunu geri dönüştürecek teknolojiler çok önemli. Hmm. Siz bunu çıkaracağınız zaman işte kimyasal testler lazım, işte bunun çevre boyutu var. Tabii bir de elektronik atıklarda başka bir özellik yine var. Tehlikeli kısımlar da var. Mesela buzdolapları, eski buzdolapları. Bunun içerisindeki 1 gram gaz, CFC gazı yaklaşık 10 bin kat egzoz gazından daha tehlikelidir. Yani bugün Japonya'ya bir arabayla gidip geldiğiniz zaman havaya verdiğiniz emisyonla bir buzdolabını açığa attığınız zaman içindeki gazdaki emisyon aynıdır ki şu anda. Hayatımda ilk defa böyle bir şey duyuyorum. Konu çok ilginç aslında. Büyük ihtimalle seyircilerimize ilk defa bunları böyle çok hızlı gitmemize gerek yok. Evet. Bunu tekrar eder misiniz? Evimizdeki eski bir buzdolabı aslında çok zararlı çok bir zararlı. Gaz taşıyor içinde. Evet. Bir açıklaysanıza tekrar. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir ben buzdolabı... böyle ilk duyduğumda öğrenemiyorum. Şimdi birkaç kere duymam lazım. Çok konular var. Şu anda onlara da gireceğiz birazdan. Mesela girelim girelim. Bu çok, güzel bir... Şimdi şöyle bir olay var. Biz bu programı çekiyoruz. Seyrediliyor büyük ihtimalle bir kısım seyirciler var. Ama online'da kalacak bu. Dolayısıyla insanların önüne düşecek. O yüzden böyle bir... İyi bir bilgi bırakalım kesinlikle. Biz Big Data'ya. Şimdi değerli kısımlarını bir kez onu tekrar edeyim, hemen öteki kısma geçeyim. Çünkü hakikaten değerli. Özellikle bu nadir toprak elementleri, kritikan maddeler. Bunlar olmazsa siz teknoloji üretemezsiniz. Yani bugün siz istediğiniz teknolojiyi üretmeye çalışın. Yani bir tane ürettiğiniz, iki tane, üç tane bir cep telefonundan ama buna milyon üretmeye başladığınız zaman bu ham maddelere ihtiyacınız var. Çok ilginç ya. Her şey topraktan. İşte, ve toprağa işte, gidiyoruz. Şimdi şöyle söyleyeyim. Siz bugün bir bakırda topraktan %100 enerjiyle çıkarıyorsanız geri dönüşümden %15 enerjiyle çıkarıyorsunuz. Ve şu anda Avrupa... Geri dönüşümü ayrıca konuşalım. Ben nereye gelmeye çalıştığınızı anladım ama önce biz bu tanımlamaları yapalım. Elektronik atık nedir? Tehlikeleri nelerdir? Faydaları nelerdir? Konuşalım. Sonra da dönüşümü ayrıca sonuna doğru konuşalım. Şimdi o zaman 4 ana başlığı sayayım. Bundan üzerine gidelim. Bir değerlidir. İki, elektronik atıkların içerisinde tehlikeler vardır. Üç, elektronik atıklarda bu çok önemli bir konu, bilgi güvenliği vardır. Tabii hard disklerimiz. Dört, elektronik atıklarda piller vardır. Yani bu şu dört ana başlıkta elektronik atığı açabiliriz. Bunların hepsi ayrı ayrı başlık. Buyurun, söz sizde, ben kesmeyeyim sizi. Estağfurullah. Şimdi zararından başlayalım. Değerli kısmı, bu çok önemli bir konu, stratejik bir konu. Şu anda dünyada özellikle Avrupa Birliği, bu yeşil mütabakat Paris Anlaşması'ndan sonra artık kendi ham maddesini kendisi çıkartmak istiyor. Türkiye'de imza koydu anlaşmaya. Türkiye'de koydu ve artık belli bir şey, belli bir zaman sonra artık dijital ürün pasaportu diye bir şey çıkıyor. Yani bir ürünün üretiminden son noktasına kadar artık takip olacak. Bununla alakalı ilk önce pillerde başlıyorlar, elektrikli araçlarda başlıyorlar. Bugün elektrikli araçlar... Nerede üretildi, ne kadar kullanıldı? Ham maddeyi kim çıkardı? Nerede çıkarıldı? Mesela atıyorum bir elektrikli aracın ham maddesi. Nerede çıkarıldı pilin ham maddesi? Kongo'da çocuk işçiler mi çıkardı? Tamam, anladım. Bu, çok güzel konu. Hangi süreçte gitti? Hangi geri dönüşüme gitti? İkinci döngü diye bir olay Tüketici var. Tüketici bilecek onu. Hepsini eğer bilecek. Çocuk işçi çalıştırılmış bir ürünle karşı karşıyaysak onu satın almayacağız. Evet, kesinlikle. Ve geri dönüşümü, bunun işte süreci, ömrü. Siz mesela yarın bugün bir ürün aldığınız zaman, bir araçtan bahsedeyim. Siz bunu bileceksiniz. Mesela bunun pilin ne kadar dayanık. Ona göre şey yapacaksınız, alacaksınız. Yani buna ne diyorsunuz? Dijital pasaport dijital diyorsunuz. Dijital ürün pasaportu diyorlar buna. Bunun, kimlik yani. Evet, bu bütün ürünlerde gelecek. Avrupa Birliği'nde bu başladı. Yani dünya şu anda bir dijital geri dönüşüme girdi. Ve dünya şu anda bir yeşil ekonomiye gidiyor. Mesela şu anda karbon ayak izi diye bir şey var. Nedir mesela? Artık şu anda yeni sisteme göre her ürünün üretilirken çevreye vermiş olduğu karbon ayak izi hesaplanıyor. Ve buna yeşil ekonomi diyoruz. Kesinlikle. Hı-hı. Ve artık bunun üzerine kuruluyor her şey. Yani bugün dünya diyor ki kardeşim artık diyor yeşil, her şey yeşil olsun diyor. Ve bu neyi etkileyecek? Yarın bugün mesela eğer Türkiye, ki şu anda da Türkiye'de de gerek Ticaret Bakanlığı gerek Çevre Bakanlığı çalışmaları var. Eğer buna ayak uyduramazsanız yurt dışına mal satamayacaksınız. Ben size başka bir şey söyleyeyim, çok basit. Gençler tabii bu konuda çok daha ileri bizden, çok da duyarlılar Türkiye'de. Mesela Türkiye'de bir çok büyük bir Amerikan markası var, kahve satıyor. Dedi ki ben dedi işte bir tarih koydu. Şimdi hatırlamayabilirim ama seyircilerimiz bakabilirler. İşte 2024'ten itibaren plastik bardak, plastik pipet kullanmayacağım dedi. Evet. Söz verdi. Çünkü öyle bir jenerasyon geliyor ki eğer plastik pipet ya da bardak kullanırsa oradan kahve içmeyecek. Ya umarım öyle olur.
Yok, umarım öyle olur. Gençlerden umutluyum. Umarım öyle olur. Yani yetişkinler için böyle bir problem şimdi, olduğunu düşünmüyorum ama. Ama şu şart da var. Bir ürünü bir daha yapacağınız zaman mecbursunuz belli bir oranda geri dönüşümlü malzeme kullanmaya. Bu da farklı bir olay. Yani neticede siz bir ürünü o cycle'a devam... Bu benim bahsettiğim zaten tek kullanımlık plastikten bahsediyorum. Tek kullanımlık olayı zaten ciddi bir sıkıntı. Çok büyük. Yani şu anda... Ya insanlar hiçbir şey yapamayabilir. Kabul ediyorum. Ya ama tek kullanımlıktan vazgeçebilir insan. Çok kolay bir şey tek kullanımlıktan ya, vazgeçmek. Şimdi plastik kolay vazgeçilebilir bir şey değil. Bilgisayarda kullanıyoruz, arabada kullanıyoruz. Bunu anlayabilirim ama tek kullanımlık plastik dediğimiz poşetti, pipetti, bardaktı, şişeydi. Bunu ben çok kolay vazgeçebiliriz gibi geliyor. Valla şöyle söyleyeyim. Annemi tanımanızı isterdim. Benim annem bir Anadolu kadını. Geçen böyle mutfaktayız. Bakıyorum evde yani her şey işte cam şişelerin içerisinde saklı. Yani eskilere bakıyorum hep ama, bunu ama kullanmışız. Onların evet. Kadim bilgisi evet. Var tabii. Yani onlar. Bu tabii bazen bazı şeylerin basitine kaçıyoruz ama file denen bir şey var abi. File bütün poşetin evet. Yerine geçebilecek evet. Muhteşem bir icat bence. Biz onu yok etmişiz, yerine poşet getirmişiz. Ya işte biz biraz toplum olarak biraz tembeliz. Ben yer Almanya'da yaşıyorum. Mesela Almanya'da biz hepimizin cebinde bir tane bez torba vardır. Yıllardır vardır. Yani kimse kolay kolay mesela şu anda Türkiye'de son 3-5 senedir birkaç senedir poşetler burada ücretli. Burada bir çalışma var evet. Güzel oldu. O güzel oldu ama mesela Almanya'da ücretler de pahalıdır. Kimse kolay kolay oradan poşet almaz. Şimdi herkes evinde götürür. Türkiye'de de poşetler ücretli olduktan sonra tek bayağı kullanımlık %85 azalmış. Tabii, tabii, çok Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın evet, evet. Güzel bir uygulaması. Kesinlikle güzel. Orada ilk başta yanlış anlaşıldı o. Poşetten biri para mı kazanılıyor dedi. Kazansın. Ama bir anda %85 kullanım düştü. Vallahi şöyle söyleyeyim. Ben aynı zamanda kamp da yapıyorum. Bir karavanım var. Hatta Türkiye'yi dolaşıyorum. Sokak hayvanlarını besliyorum. Oldukça kendimi de KTB'de oturuyorum. Dağlara atarım. Oo, çok güzel. Yani inanın bazen mesela böyle öyle uzak yerlere gidiyorum ki. Diyorum ki hani burada az insan vardır. Gittiğim yerlerde bakın hakikaten insan yok ama... Bir insan gelmiş oraları kirletmiş, yani. Pet şişesini atmış, poşetini atmış. Yani bu mümkün olduğu kadar bir insan olarak da, yani dünyanın geleceğini de düşünsek, ülkemizi de düşünsek bu tür şeylerden vazgeçmemiz lazım. Biz bu konuya evet. Yeşil ekonomiden evet. Geçmiştik. Tekrar sizi oraya ben geri götüreyim. Tamam. Kusura bakmayın. Şimdi bu konu çok önemli. Niye çok önemli diyorum? Şu anda Avrupa Birliği bu kritik ham madde yasasını çıkarıyor. Avrupa Birliği'nde şu anda Paris Anlaşması'ndan, ve bu yeşil mütabakattan dolayı birçok kanunlar çıkıyor ve ülkeler de bunlara uymak zorunda. Yani siz yarın bugün bir ürün satacağınız zaman bunu yeşil üretmek, ne kadar yeşil üretirseniz işte elektriğini güneşten alırsanız, suyunuzu işte temiz sudan, işte arıtılmış sudan alırsanız buna göre artı notlarınız olacak ve ürününüzün ona göre fiyatı daha uyguna gelecek. Bu bir kez kaçınılmaz bir olay. Şu anda dünya yeşil bir değişimin içerisinde. Çünkü biliyorsunuz şu anda iklim krizi, ben yine KTB'de oturuyorum, kar görmedik bu sene. Veya işte selleri görüyoruz. Bu bağlamda bu konular çok önemli bir konular. Ülkemizde de bunlara alakalı çalışmalar var mı? Var. Ama tabii bir ülkede bunu yapmak yeterli değil. Dünya geneli bunu yapmak yeterli. İşte ondan dolayı da bu anlaşmalar yapılıyor. Bizim ortak sorunu bu yani. Yani dünyada bugün bakıyorsunuz en modern, en teknolojik, en şey ülkeler, dünyayı en çok ilerleten ülkeler oluyor. Ama Avrupa Birliği bu konuda biz o kanunlara genelde uyguladığımız için çok ciddi yaptırlar. Dünyanın en büyük problemi... Şimdi yanlış anlaşılmasın ama medeniyettir. Medeniyet kesinlikle. Çok medeniyet dediğimiz şey böyle çok yüceltilen bir şey ama dünyayı da mahvetti. Konforumuz, refah düzeyimizin artması, klimalarımız, araçlarımız sonuçta böyle bir dünya ile karşı karşıya kaldık. Yani tabii medeniyet, teknoloji, benim şahsi fikrim mümkün olduğu kadar uzaklaşmaya çalışıyorum. Hatta yolda gelirken çevre mühendisi arkadaşımızla geliyorduk. Ya diyorum İstanbul'a mümkün olduğu kadar gelmek istemiyorum. Ya çünkü yani o kadar... Ama o da çözüm değil üstad ya. Yani bu, bu şehir, biz bu işi şehirde çözmek zorundayız. Şimdi şehir planlaması çok önemli. Ben Kazakistan'da gitmiştim, bilmiyorum gittim. Almata diye bir şehir kuruldu sıfırdan. Bu çok önemli. Şimdi bir de şöyle bir olay var. Şimdi Türkiye çok büyük, büyük coğrafya. Şimdi bugün Almanya, Türkiye'nin 1/3, yarısı diyelim. Bugün Almanya'da bir yerden bir yere gittiğiniz zaman bir köyden bir köye gidiyorsunuz, bir köyden bir köye gidiyorsunuz. Ben dün Ankara'ya gittim. Yani belli atıyorum mesela diyelim ki Düzce'den sonra bir bakıyorsunuz dağlar taşlar boş. Yani biraz daha şehirler böyle dikine değil de şeyle gidebilirdi. Yani genişlemesine ben gidebilirdi. Ben hep aynı örneği veriyorum. İstanbul 16-17 milyon,
ona çok benzeyen bir şehir var, Çanakkale. Onun da boğazı var. Evet. 540 bin. Yani, hiçbir mantıklı açıklaması yok. Yani çünkü, Çanakkale İstanbul kadar güzel. Boğaz da orada da var. Tabii, ama burası 16-17 milyon bilmiyorum ne kadar şu anda. Orası 540 bin. Yani bunun şeyini de gördük. Ben de enkazda da katıldım 2 gün aktif olarak. Oradaki bir gruba yardımcı bulunduk. Yani oradaki yani merkezlerin yıkıntılarını da gördük. Yani şöyle söylüyorum. Mümkün olduğu kadar kendimizi duaya atmamız lazım. Yani bugün çocuklarımız mesela kedi köpek görmüyor. Yani bir hayvan, bir sokak hayvanları var ki insanlar da onlara karşı tepkili. Ki buna da çok karşıyım. Yani farklı bir teknoloji, sizin bahsettiğiniz gibi teknoloji hayatımızın içine giriyor ama bu bizi yalnızlaştırıyor. Ha biz bundan para kazanıyoruz. Çünkü teknolojiyi geri dönüştürüyoruz. Ha onu sizin mesleğinizi konuşacağım. Siz, evet. Siz şimdi şöyle özetleyelim şu ana kadar. Biz elektronik atıklardan evet. bahsettik. Eksik kaldığımız bir şey var mı? Şimdi elektronik atık deyince içinden elektrik geçen şu anda kullanmadığımız her şey. Evet. Şimdi buzdolabı, tabii, telefonlar, şey, piller, lambalar oyun mesela. Konsolları, lambalar. Mesela, lambalar da eski floresan. Örnekleri arttıralım ya. Seyircilerimiz seyircilerimizde şey olsun. Evde var, bizde de var bunlar şimdi, değil mi? Mesela çamaşır makineleri, televizyonlar, tüplü televizyonlar. Hatıralarımız var orada. Onları atamıyoruz ki. Onları atmayalım çünkü onların arkasında kurşun var. 2 kilogram kurşun vardı. Aa, tüplü televizyonları. Tabii, onlarda ben kurşun atamam vardı. Zaten. Ya, geçmişte atıldı. Ben onları atamadığım için 80'ler dizisini yaptım. Evet, evet. Çok seviyorum ben de onu. Hatıralarımızı atmak evet. kolay şey. Değil ama atmamalı mıyız bilmiyorum. Yani. Ne yapacağız onları ama tüplü televizyonları? Onları işte şu anda belediyeler topluyor. Türkiye'de Sistemler Bakanlığımız bu konuda yönetmelikler yayınlandı. Market zincirleri bunları almak zorundalar. Belediyeler, bulunduğunuz belediye bunu almak zorunda. Ama insanları yakından ilgilendiren bir konu var. Floresan lambalar. Floresan lambaların içerisinde civa var. Civa var. Eyvah. Ağır metal. Bunu çoğu insan bilmiyor. Ben bunu buradan özellikle insanlara duyurmak istiyorum. Bu ağır metal civa. Yani burada bir hamile bir bayan olsa lamba kırılsa çocuğuna kadar geçer. Biliyorsunuz civanın da çok ciddi zararları var. Eyvah. Beyine kadar. Ne yapacağız abi çok basit. Lambaları? Şimdi bu eskiden biz de çocukken bunlardan işte ne yapıyorduk? Kılıç yapıyorduk, evet, ok atıyorduk ışın falan. Işın kılıcı. Olay öyle değilmiş. İçerisindeki civa ağır metal ve bu civanın 320 kilometre havada dağılmadan gitme özelliği var. Diyelim ki evde bazen böyle bir olay olduğu zaman lütfen ben rica bizim ediyorum onlardan. Bizim evlerimizde neler varmış abi lamba ya. Keşke çok daha önce gelseydiniz siz bunları anlatsaydınız. Bugüne nasipmiş. Lamba kırıldı. Kırıldığı zaman evdeki işte ablamızın, annemizin yapacağı tek bir olay var. Eğer orada bir çocuk veya bir insan varsa hemen onu çıkartmak. Daha sonra camı... Floresan lambalardan evet, floresan var. Floresan lamba kırılırsa orayı terk edin. Kesinlikle kapıyı kapatacak, hemen kapıyı pencereyi açacak. 10-15 dakika, 10-15 dakika girmeyecek oraya. Çünkü civaya maruz kalabilir. Çok böyle şey gibi gözüküyor ama çok önemli çok bir konu bu. Çok önemli bir bilgi bu. Daha ben sonra, böyle bir şey hiç bilmiyordum ben. İşte floresan lamba çok önemli. Bu atılır, yani çöpe gider. Peki evde floresan lamba var. Eski, kullanmıyoruz. Kırıldı. Kırıldı ya da kırılmadı. Ne yapacağım ben onu? Yine onu belediyeye götüreceksiniz. Veya belediyeye market zincirine götüreceksiniz. Market. Veya belediye... Onu size götürecek bir şey var. Bir de şu anda Çevre Bakanlığı'nda yapmış olduğu... Bir dakika olduğu... nasıl? Belediyeler böyle ayrı bir birim mi var? Belediyeler bunları toplamak zorunda veya size yer göstermek zorunda kanune. Bunun adı ne? Elektronik atık yeri mi? Elektronik yani atık toplama, atık sadece getirme merkezleri. Sadece floresan lambalar için bir yer olamaz bu. Yok genel olarak var veya şu anda son zamanlarda merkezlerde bu sıfır atık konteynerleri var. Böyle ufak ufak konteynerler görmüşsünüzdür. Yeşil renkli. Evet. Orada birçok belediye bunu koydu zaten. Onu evet. belediye arayacak. Oradan o konteyneri yerini öğrenecek. Oraya götürecek. Onu oraya evet, atacak. Ben o konuyu biliyorum. Çevre Bakanlığı'nın 2021 yılının sonuna kadar 2022 de olabilir yanlış evet. biliyoruz. Bir süre vermişti. Ondan sonra bunlar her yerde olmak evet. zorunda. Evet. Onu... Ben görüyorum bazı ama özellikle dikkat etmedim her yerde var mı diye bakmadım. Ona ben bir bakayım. Birçok yerde var. Birçok yerde var. O zaman bu oralara bırakılacak bu veya evde, market zincirlerine. Market zincir alıyor mu bunu? Almak gittim zorunda. Ben X almak bir market zorunda. Zincire. Yani büyük market zincirleri bunları almak zorunda. Türkiye'de. Evet, Almanya'dan hepsi. Bahsetmiyorsun değil mi? Diyor, Türkiye yönetmelik böyle söylüyor. Türkiye'de. Yani bunu satan zincirler bunu alıyorlar zaten. Yani bizde şu anda çalıştığımız birçok market zinciri var. Bu konuda da tamam. zaten duyuyorlar. O zaman seyircilerimize de bu bilgiyi vermiş olalım. Evet. Bu elektronik atıkları, floresan lambalar dahil ya belediyenin koyduğu o ay sıfır atık konteynerlarına evet. ya da en yakın zincir markete götürüp
Bunları satan zincir market değil tabii, mi? Tabii, domates, şey, patates satan bir yerden bahsetmiyorum. Elektronik malzeme satan büyük market zincirleri. Ha, elektronik malzeme satan büyük market zincirlerine götürüp bunu atık olarak geri verebiliyoruz. Onlar alıyorlar bunları. Artı Agit diye bir dernek var. Hı-hı. Agit, bu lamba derneğidir. İnternetten onu bulup onlar da eğer ki çok sayısı varsa. Dolayısıyla şunu anladık ki evimizdeki elektronik atıklar sadece atık değil. Hem çok faydalı bir şey hem aynı zamanda çok tehlikeli bir şey bunlar neyse. Ve bunlara özel böyle eldivenle yaklaşmak lazım. Özel ilgi göstermek lazım. Çok hassas. Atık çok değerli bir şey aynı zamanda. Şimdi, aynı zamanda da tehlikeli bir şey. Atık diye bir şey yok aslında, ham madde diye bir şey var. Şu anda dünya buna gidiyor. Bunun adına da şehir madenciliği, kent madenciliği diyor. Yani, şehir madenciliği. Yani biz artık madeni toprakta değil atıkta arayacağız. Evet. Atık, bütün atığı geri dönüştürdüğünüz zaman bunlardan... Ben internete benzetiyorum. İnternet de böyle. Bence atık bilgi var orada ama içinde çok güzel bilgiler de var. Bu çok önemli bir konu. Bu daha doğrusu bu şu anda yani şu zamandan bahsediyorum daha da önem kazandı. Yok şu anda bu programdan sonra bende de çok önemli. Ben şimdi eve gidip bakacağım. Buzdolabı, televizyon. Ben mesela... Ve bilgisayarlar saklıyorum böyle. Evet. Hani çok hatıra niteliğinde sakladığım çok şey var. Ama onları saklayacağım abi. Onları verecek halim yok benim. Peki. Ve saklamayayım mı? Saklayabilirsiniz. Ben de severim öyle şeyleri. Peki bu bilgisayarınız diyelim ki bozuldu. Hı hı. Bunu ne yapacaksınız? İçinde de bilgileriniz var. Evet buyurun. Söz sizin. Bu çok önemli bir konu. Çok bu önemli bir konu. Stratejik bir konu. Yani devletin... Mahremiyet var burada, fotoğraflarım var. Vallahi çocuklarımın fotoğrafları var. Mahremiyetimiz var, bilgilerimiz var, devletin bilgileri var, bankaların bilgileri var. Bununla alakalı tabii Türkiye'de KVKK, Kişisel Verileri Koruma Kanunu çıktı. Kanunda da bunun tam bazı teknik kriterler eksik. Kurum bununla alakalı çalışmaları var. Fakat bunların yani mesela biz çok birçok firmanın veri imhasını biz yapıyoruz. Birçok bankanın da biz yapıyoruz. Bunları bir para taşır gibi. Yani siz bize teslim ettiğiniz zaman işte bir tutanakla alıp özel kapalı kutularda taşıyıp... O veri imha etmek diye bir meslek var. Çok ciddi bir meslek. Çok süper. Yani siz düşünebiliyor musunuz? Bütün bir devletin veya bir kurumun, bankanın bütün bilgilerini size teslim ediyorlar. Peki benim elimde bir hard disk var. Evet. İçinde de bilgiler var. Evet. Ama işte çalışmıyor, bozuk. Evet. Biliyorum bozuk olduğunu ama o hala fiziksel olarak duruyor. Evet. Ve endişeleniyorum. Ben çalıştıramadım ama biri alıp çalıştırabilir daha iyi bilen biri. Olan da var. Ben bunu nasıl imha edebilirim? Şimdi şöyle söyleyeyim. Siz bunu bu işi yapan, güvendiğiniz lisansları olan, standartları olan firmaların bir tanesini bulacaksınız. Bunun lisansı mı olur ya? İmha lisansı diye bir şey mi var? Tabii yani geri dönüşümle alakalı. Yani her firmada geri yok ama. Geri dönüşüm imha lisansı. Tabii yani ona R4 kodu diyoruz biz. Yani bunun imhası bir tarafınla alakalı ama... Bu olay daha da derin. Şöyle derin, bununla alakalı standartlar var. Yani diyelim ki bir broşürü, mesela evrak imhası da dahil bunun içerisine. Tabii. Diyelim ki siz bir Ar-Ge kurumusunuz veya bir askeri bir kurumsunuz. Evet, gizli bunun bilgilere sahibim. Mesela, bunun mesela diyor ki bunu bir santime kadar kırman lazım. Veya siz işte normal bir muhasebe değil de işte büro veya bir çok basit kayıtlarınız, resimleriniz var. Bunun da bir kategorisi var. Diyor ki bunu da diyor işte 2 santime kadar. Bunu siz seçiyorsunuz. Ama mesela biz şu anda veya genelde şöyle olur. Ne öneriyorsunuz? Mesela böyle bir şey olduğu zaman bizim bir arkadaşımız gelir. Kapalı bir kutuyla sizin yanınıza gelir. Bunu tutanakla tutar. Onu mühürler. Mühürledikten sonra onu GPS takipli bir araçla alır. Takiple. Siz bu takipte istediğiniz zaman isteyebilirsiniz. Firmanın kapısından içeri girer. Kameralar eşliğinde açılır. İstiyorsa seri numarası orada kamera eşliğinde okutulur. Sonra istediğiniz kategoriye göre olan makinenin, kırıcıların, farklı farklı kırıcılara atılır. Siz bayağı böyle hani zeytin ya şeyi çıkarır gibi bir makineyle bunu parça parça ediyorsunuz öyle çok mi? Çok makine var. Bizde yani sırf veri imha ile alakalı şu anki evrak imha ile alakalı 1-2-3 tane ayrı makinemiz. Hard disk ile alakalı da 3 tane ayrı makinemiz var. Çünkü bunların kırıl metal olduğu için kırılması ve evrakların diyelim ki evrağı aldınız, ikiye yırttınız. Mesela evli şeylerimizde de var değil mi? Buradan atıyorsunuz. Çöp ama öğüten çöp makineleri vardı bir zamanlar. Ama bunlarla alakalı çok yani böyle internette de çok haberler var. Mesela ben alırım. Çok basit. Ben sizi hacklemek istiyorum.
Gelirim ofisinize ki dünyanın en büyük hackerlarına bakın, gerek Türkiye'de gerek Amerika'da ilk yaptıkları iş o kurumun o hackleyeceklerinin çöp tenekesini karıştırmaktır. Gelirim çöp tenekenizi alırım. Oradaki bütün mail adreslerini alırım. Yani hackerlar bunu daha iyi bilir. Sonra bunu işte kodluyorlar artık neyse, sonra bir bakıyorsunuz tak hacklenmişsiniz. Ya Sezen Aksu diyor ya, evet, onu tamam acı tatlı ne varsa hazinemdir diyor. Evet. Gerçekten bu bizim çöpümüz, atığımız, siz ona eminim başka bir şey diyorsunuz. Evet. Bizim hazinemiz aslında. Her şeyimiz orada. O her da var. Mesela şimdi deprem konusunda da böyle bir olay oldu. Bununla alakalı da birkaç röportaja katıldık biz. Mesela şu an deprem oldu. İnsanlar canlarını kaybetti, mallarını kaybetti. Biz mesela o konuda da Çevre Bakanlığı da bizden bizim de bilgilerimizi aldılar. Biz de onlara raporlarımızı verdik. Mesela insanların verileri, bilgisayarları veya kurumların verileri. Ne oldu hepsi enkazdaki öyle özel bir çalışma yapıldı mı? Bakanlığın, ya da siz yaptınız mı? Yani bir tabii bakanlık bu konuyla alakalı birçok firmayla veya bu sektördeki bizim gibi bu işin uzmanı firmalarla görüştü. Biz raporlarımızı verdik. Çevre Bakanlığımız verdik. Bu konuda iyidir. Ben de bilirim yani çevre tarafında özellikle bu sıfır atık projesini de biliyorsunuz zaten. Evet. Ama tabii yani depremde ne yapıldı onu bilmiyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim. Depremde tabii ilk etapta can derdine düştük. Hepimiz tabii, normal çok, olarak. Çok doğal. Şimdi sonrası şu anda da ama benim bildiğim kadarıyla bakanlık bu konularla alakalı şu anda bir plan geliştirdi. Bu plan çerçevesinde bu atıklar herhalde ayrıştırılacak. Elektronik enkaz diye bir şeyle karşı karşıya kaldık şimdi, aynı zamanda değil mi? Onun içinde. Ya şöyle söyleyeyim. Şimdi hani insanlar eşyalarını kaybetti. Ama deprem sonrası daha vahim olan, çünkü orada her şeyiniz var. Yani orada bilgisayarda işte cep telefonu nedir o, yani mahremiyetinizin dışında hesap bilgileriniz var, her şeyiniz tabii, var. Tabii. Bunların doğru insanların elindeki kolluk kuvvetlerine... Mirasınız var orada aslında. Tabii. Mesela biz o deprem sırasındayken, mesela biz orada birkaç tane şey oldu, biz şahit de olduk. Oradaki askerimize teslim ettik. Onlar da aldı tutanakla. Sahibini buldularsa buldular, bulamadılarsa büyük ihtimal ihmaya gitmiştir. Şu anda depremin konularında devletin eline geçtiyse sorun değil. Ama kötü niyetli insanların eline geçtiyse ciddi bir problem. Ya çünkü bu... Yani kişisel verileri koruma kanununda da var bunun şeyi. Ha, bu tür şeylerin önüne geçmek lazım. Çünkü zaten adam her şeyini kaybetmiş aile. Bir de daha sonrası bir daha böyle bir mağduriyet yaşanmaması için bu tür şeylere dikkat edilmesi lazım. Bildiğim kadarıyla bakanlığımızda bununla alakalı derin çalışmalar yapıyor. Yani peki size çalışmadığınız yerden soracağım. Buyurun. Allah korusun ama depremle karşı karşıya kalabiliriz. Bunun bir önlemi var mı? Deprem? Yok yani... Kişisel verilerin olası depremlerle ilgili bir önlemi var mı bunun? Nasıl yapıyor? Bunu buluta mı taşımak gerekiyor? Bulut her zaman güvenli ama şöyle bir olay var. Aslında şimdi Türkiye bu depremleri yaşadık, yaşayacağız. Ben 2019 depreminde de 19'dan yakınımı kaybettim. Kocaeli deprem bölgesi. Hatta fay hattını bir bizim oradan geçiyor. Ben de oralıyım. Çok iyi biliyorum. Darıcalıyım ben de. Yakınız o zaman biliyorsunuz. Tabii ki. Bu tür şeylerin de önleminin alınması lazım. Yani mesela diyelim ki özellikle özel, çünkü birey ne yaptı? Bizim için önemli ya olan birey, şimdi devlet zaten bu konuda çalışma yapıyordur. Ama şimdi bizi seyreden değerli seyircilerimiz ister istemez bir empati kurup benim başıma gelseydi ne yapardım? Yani bunun bir önlemi var mı? Yani genel olarak aslında zaten telefonlarımızın hepsinde şifre var ama bulut olması daha da bir şey. Yani o bulut. Yani bulut dediğimiz bunu verilerin dijitalde de saklanması. O başka bir önlem yine alıyor. Cep telefonunuz bozulursa bilginizi oradan çekiyorsunuz. Tabii, diskiniz bozulursa şey oradan çekiyorsunuz. Yani güvenlik önlemlerinizi, kodlarınızı aldıktan sonra. Ama deprem sonrası benim verilerim ya da elektronik aletlerim başkasının eline geçerse diye bir önlem var mı? Şöyle söyleyeyim. Kötü niyetli insanların eline geçer mi? Mesela özellikle yani cep telefonlarında falan kodlar oluyor. Bu bir kez şey ama bir bilgisayarın hard diskini aldığınız zaman onun kodunu kırmanız çok zor değildir diye düşünüyorum. Öyle midir? Veya şöyle düşünelim. Şimdi art niyetli insanlar düşünün. Deprem bölgesinde de kolluk kuvvetleri orada devamlı zaten bir sürü insanı da yakaladı. Yani burası önemli bir kurum. Devletin önemli bir kurumu. Deprem oldu. Gelip buradaki bilgileri göz dikebilirler. Yani olmaz mı? Olur yani. Olabilir tabii. Yani çünkü ondan dolayı... Veri güvenliği. Tabii fiziksel olarak veri güvenliğinden bahsediyoruz. Evet yani burada... Art disklerin ele geçirilmesi... Dikkat ve etmek kırılması. Lazım. Dikkat etmek lazım. Yani dikkat etmek lazım demeyin abi. Dikkat ne demek? Açalım onu. Ya şöyle söyleyeyim. Yani zaten dikkat vardır. Ne demek? Ya
şifrelemek mi gerekiyor? Şifre Allah'ın emri. Onu kesin yapacağız zaten. Her türlü şifreyi. Hmm. Onu yapmamız lazım. İşte çifte doğrulamadır. Bu tür şey, bu tür önlemler var. Ben bir dijital şey uzmanı değilim ama kendi yaptıklarımı söylüyorum. Tamam. Ama özel bilgi içeren, yani kurum ve kuruluşların, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, bu tür bilgisayarlarının ve sistemlerin olduğu şeylerin depreme de dayanıklı yerlerde olması lazım. Çok doğru. Evet, en azından onların da bulunduğu evet. yerin yani daha anladım, dayanıklı yerde depreme. Olması lazım. Yani peki o zaman biz programımızın biraz evet. sonuna doğru geliyoruz. Bu programımızı faydalı hale getirelim. Yani şimdi evet. ne yapacağımızı söyleyin bize. Eve şimdi programda değerli seyircilerimiz seyrediyor. Program bitince bir 10 dakika sonra ne zaman bilmiyorum. Ne yap? Ben şimdi ben de bu programdan sonra eve gidip şu atık, elektronik atıklarıma bir bakacağım. Evde ne tutuyorum? Tutmalı mıyım? Mesela ne yapalım? Bize böyle pratik bilgi verin abi. Yalnız buna gelmeden bir konu var. Bunu atlamak istemiyorum. Çok hızlı bunu bahsediyorum. Lütfen. Elektronik atıklarda piller var dedik. Piller evet. Bugün pil, lityum pillerin içerisinde kobalt var, mangan var, nikel var. Nikel var ve grafit var. Bugün grafit Çin'den, lityum Avustralya'dan, kobalt Kongo'dan çıkıyor. Bunların üçü bir arada neden çıkıyor? Pilden çıkıyor. Bugün bir elektrikli aracın %50 maliyeti nedir? Pildir. Pildir. Bugün dünya, Türkiye'de 10 bin tane yakın Çin tok geliyor. Şükürler olsun. Daha da çok artacak sayısı. 12 bin araç varmış toktan önce. Ama zaten ama şimdi Almanya'da, 20 bin. Almanya'da satılan şu anda yaklaşık 1 milyon. Şimdi şunu anlatmaya çalışıyorum. Demin bahsettiğim o yeşil dönüşüm var ya, Avrupa şu anda elektrikli araçlarla, enerji depolamalarıyla, sizin bugün solar paneliniz var değil mi çatıda? Hı hı. Bunu gündüz kullanıyorsunuz. Gece nasıl kullanacaksınız? Bunu bir yerde depolamanız lazım. Nerede depolayacaksınız? Pilde depolayacaksınız. Şarj istasyonu. Bugün Türkiye'de yaklaşık 10 bin tane. Avrupa'da daha yüksek sayılarda var ama sayılar her gün artıyor. Türkiye'de 4 bin tane var. 4 bin diyelim ama Almanya'da 60 bin, Hollanda'da 82 bin, ama Avrupa 1 milyon geçiyor. Ama şimdi orada müthiş, abi Almanya'da falan bir araba endüstrisi zaten vardı ya. Zaten vardı ya ama şimdi TOK'tan sonra bizim tablomuz değişir. TOK'la birkaç beraber. Birkaç yıl içinde değişir bu sayılar. Biz zaten genelde şeyleyiz yani, bazen böyle geri gelip sonradan atak yapıyoruz. Evet, ha. Şimdi ilk defa biz üreteceğimiz işte, için. Konunun buradaki önemini bahsediyorum. Şimdiden alınması gereken önlemler. Hı. Nedir o? Bugün elektrikli aracın pilinin şeyi, yarım maliyeti pildir. Bu pilin de ham maddesi bugün özellikle Avrupa Birliği 2000 son 2 bunun da %80'i 60'ı Çin'lerinde, %20'si Kore'lerinde. Özellikle son 2 senede Amerika ve Almanya, Avrupa çok ciddi ataklar yaptı bunun üretimi için. Türkiye'de de şu anda Aspisan'ımız var. Pil üretiyor. İşte TOK da burada üretecek, yine başka bir üreticide üretecek. Ve bu ham, bu atıkları biz eğer ki dağlara, taşlara atarsak veya pili çöpümüzün içine atarsak bu ham maddeleri de atmış oluyoruz. Attığımız bu ham maddeler şu anda kritik ham maddeden stratejik boyuta geçti. Yani ülkeler diyor ki bu benim için stratejik önemli. Çünkü ben artık yeşil enerji kullanmak istiyorum. Ben diyor gündüz diyor solar paneli diyor kullanacağım. Gece de diyor bunu depolayacağım. Onu da oradan kullanacağım. Nereden kullanacaksın? Depolama dediğin ne? Pil veya şarj istasyonları. Çok basit bir şey söyleyeceğim. Sizin eviniz, apartmanda oturuyorsunuz. Siz elektrikli araç aldınız. Komşunuz aldı, o aldı. Dördüncüden sonra sistem gitti. Çünkü altyapı kaldırmadı. İşte bundan dolayı Avrupa ne yapıyor? Zolar'ı koymuş, yeni yerler yapmış, pilleri de koymuş. Bu piller de ikinci döngü, yani bu lityum pilleri. Oradan şarj ediyor ve şimdi siz asiden asiye... Sizin Zolar yani, dediğiniz... Zolar panel. Panel. Özür dilerim. Güneş. Güneş paneli. Siz arada bir Almanca kelimeler... yok önemli evet. değil. Siz kullanın güneş paneli. Güneş paneli. Için. Onun için pil geleceğin, pil şu anda gelecekteki endüstrinin, yeşil endüstrinin kalbi oluyor. Onun için de evimizdeki denimizde ne yapmamız lazım? Bir... pillerimizi atmayacağız. Aman şimdi bunu anladık. Evet. Pil ne kadar önemliymiş. Önemli. Hem de bu saatten sonra çok önemli. Atık pili biz bayağı böyle hediyelik paket yapıp belediyeye götürmemiz lazım yani. Yani şöyle o kadar değerli bir şey. Şimdi bugün ben hep şunu söylüyorum. Bizim insanımız akıllı. Ben Amerika hariç dünyanın her yerine gittim. Her yerinde de iş yaptım. Şöyle söyleyeyim. Avrupa Birliği vatandaşı bir Türk'üm. Onu da söylüyorum. Ülkemi de çok seviyorum. Bizim insanımıza bir şeyi öğrettiğin zaman, onu anlattığın zaman bizim insanımız anlıyor. Şimdi bu Avrupalı şu ona şöyle bakıyor. Kardeş diyor, ben bunu atarsam diyor çevreyi kirletir. Ben bunu atmazsam bu diyor benim ham maddem diyor. Ben bunu atmazsam bu diyor istihdam sağlar. Bizim insanımız da buna bu açıdan bakmak zorunda. Ben size söyleyeyim mi? Bu bahsettiğiniz konu direkt vatanseverlikle alakalı bir konudur yani bu. Yani çok evet. da... Çok da kolay bir, ben bazı şeyler vardır gerçekten çok zordur. Ya bu pil
ya elektronik atı ayrıştırmak ve başka bir yere koymak bir şey değil ya. Çok kolay yapılabilir bir şey. İşte. Yani bir yükü yok bunun. Onu sadece ama insanlara dediğiniz gibi gerçekten bunun önemini anlatmak lazım. Hepsi bu. Biz bunları çocuklarımıza anlatıyoruz. Çocuklar zaten okullarda çok çalışmalar var. Kendim de üniversitelerde çok konferanslara gidiyorum. Hatta buradan sonra da biz İstanbul Teknik Üniversitesi'nde bir çalışmamız var. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde izin verirseniz onu da bahsetmek istiyorum. Buyurun. Elektronik atıklar toplanacak. Oradan gelen elektronik atıklarla da gelen gelirle de depremzedelere bir bağış süper yapılacak. Proje. Öyle bir çalışmamız süper var. Proje. Şimdi ben bunu şöyle söylüyorum. Yani biz yaklaşık 20 senelik ben bu sektörün içerisindeyim. Bunu müfredata koymamız lazım. Yani çocuklarımıza bunu öğretmemiz lazım. Çünkü atık diye bir şey yok. Ham madde var. Ya bence şu müfredatların böyle bir aç kapa yapması lazım. Yani, yeni, yepyeni yani bu yüzyıla uygun yeni müfredatlarla. Müfredatlara koymamız gereken o kadar çok şey evet var ki aslında. Ama bu gerçekten çok önemli. Ya açıkça itiraf edelim. Yani benim bu kadar elektronik atık konusunu bu kadar iyi bilmiyordum. Siz... Özel atıklar, atık konusunda da ben yine şunu da söylemek istiyorum. Yani Sayın Emine Hanım'ın başlattığı bu sıfır atıkta çok ciddi sıfır bir atık projesi, evet, çok ciddi bir algı yarattı insanlarda. Yani biz çünkü sektörün içindeyiz. Biz bu atıkları toplamak için. Zaten geçtiğimiz ayda da 30 Mart'ta da Dünya Sıfır Atık, evet, Günü ilan edildi. O da Türkiye'nin fikriydi biliyorsunuz. İşte bu New algı York'ta çok onun önemli bir toplantısı yani, oldu. Biz çünkü mesela İstanbul Teknik Üniversitesi'nde, Boğaziçi Üniversitesi'nde toplama sistemleri yaptık. Biz aynı zamanda Türkiye'nin ilk elektronik atık tesisi TÜBİTAK, elektronik TÜBİTAK, pil TÜBİTAK. Şu anda da 3 tane Avrupa Birliği projemiz var bu kritik ham maddelerle alakalı. Yoğun olarak da üniversitelerle beraber çalışıyoruz. Kritik ham maddelerle alakalı da Enerji Bakanlığı'nın bir NATEN diye bir kuruluş var. Bununla da şeyimiz var. Türkiye'nin bu ham maddelerine sahip çıkması lazım. Ama bu işte evde başlıyor. Eğer ki insanlar 10 bin ton pil var, toplanan 1000 ton. Bugün Almanya'da nüfus halinde 20 bin ton toplanıyor. İşte beni üzen konu bu. İnsanımız bu olaya, hani bunu, çünkü çocuklarımızın geleceğini atıyoruz. Ham maddemizi atıyoruz. Çöpe atıyoruz. İşte buna daha dikkat etmemiz peki lazım. Peki bir şey, pratik bir şey söyleyeceğim. Şimdi çöpe atacağız. Biz bunu evde nerede biriktireceğiz? Yani evin içinde nerede tutacağız bunu? Çünkü evin içinde bir gitmeden köşede önce de ayrı bir yerde bulundurmamız gerekiyor. Ya illa bir şeyimiz vardır. Mesela biz Almanya'da evimizin bir köşesinde kendimizde orada yığıyoruz. Bir poşetin içerisinde, bir şeyin içerisinde. Alışverişe gittiğimiz zaman her yerde var. Bu sıfır atık konteynerler şu anda mesela, şu anda iyiceme düşündüm de sizden sonra bütün marketlerde var şu anda. Hatta mecburi oldu diye biliyorum. Oraya poşetini alacaksın. Alışverişe zaten gidiyorsun. Gittiğin zaman bir vatandaşlık görevi olarak onu da orada yazıyor değil mi? Elektronik hepsi atık yazıyor diye. Bir tanesi plastik, bir tanesi pil, evsel şey, yiyecek, içecek. Evet. Evsel atık mı diyorlar? Orada yiyecek yok. O kutularda toplama kutuları. İşte elektronik atık var, plastik var, cam var. Bu tür şeyler. Yani evinizdeki şeyleri. Çünkü bazıları da şimdi adını hatırlayamadım ama köpeklere mama falan da oluyor. O başka. Biyolojik şeyleri oraya attığınızda. O da var. Öyle şeyler de var ama şu anda bu sıfır atık konteynerları benim bildiğim kadarıyla bütün market zincirlerinde var. Ama bu elektronik atık gerçekten ayrı bir önemi, o ilginç bir şeymiş. Stratejik atık, özel atık. Yani ben bunu yıllardır söylüyorum. Elektronik atık ve pil konusu. Yani şöyle söyleyeyim ben. Bundan 2 hafta önce Avrupa Birliği Komisyon Başkanı ve Kanada Başbakanı bizim yaptığımız işi yapan bir firmayı ziyaret etti. Yani bu konular Başbakan, Cumhurbaşkanı düzeyinde alınan konular. Yani bugün Almanya Başbakanı, çünkü bakın kritik ham maddeden bahsediyoruz. Bunlar savaş nedeni. Yani bugün göründüğünden önemli. Kritik ham madde Amerika, Çin diye yazın, haberleri görün. Bugün Çin bunu istediğine veriyor. Bir şey söyleyeceğim Üstad. Evet. Şimdi pil mil falan ıvır zıvır bunu anlayabiliyorum. Evet. Bunu topladık götürdük markete ama mesela buzdolabı. Buzdolabı, bozulmuş bir buzdolabı. Evet. Bu da atık mıdır? Tabii, yani elektronik atık. Ne yapacağım ben bunu? Bak, kocaman şey. Gelip biri alsın abi evden. Bunu götürmek de zor. Ben şimdi kamyonet mi tutacağım? Bu. Mesela biri gelse desem ki benim artık buzdolabım miadını doldurdu. Alın bunu ne yapıyorsanız yapın. Para da istemiyorum. Sizin olsun. Zaten bu büyük atıklarda sıkıntı çıkıyor ama bunlarla alakalı da işte üretici firmalar eskiyi getir yeniyi götür yapıyor. Veya bazı belediyeler, mesela bizim olduğumuz Kocaeli'deki işte İzmit Belediyesi de böyle yapıyor. Evden alıyor. Ama işte burada olay burada kopuyor zaten. Şimdi siz bu buzdolabını bu zihniyetle yapmadığınız zaman, herhangi bir hurdacı kardeşlerimize verdiğiniz zaman ki bunlar da bu konuyu bilmiyorlar. Onu alıyor. Düşünün Türkiye'de yani elektronik atığın 1/4'ü buzdolabıdır bu arada.
soğutucudur. O zaman soru şu. Benim evimde bir buzdolabı var ve ben bunu kullanmayacağım. Artık benim için bu bir atık. Evet. Belediyeyi mi aramam belediye gerekiyor? Belediye arayacaksınız. Almaya da kendiniz götürüyorsunuz ve belediye arıyorsanız ona bir ücret veriyorsunuz. Ama Türkiye'de belediye geliyor bunu alıyor. Çoğu yerlerde alıyor. Hmm. Ama şunu düşünmek lazım. Yani siz o buzdolabını verdiğiniz zaman dönüp çocuğunuzun bir gözüne bakmanız lazım. Çünkü o buzdolabının gazı 250 gram motorda, 250 gram da şey de var. Nedir onun ismi? Köpük de var ve 1 gramından bahsediyorum zararını. Yani eğer ki o çocuğunuzun geleceğini düşünüyorsanız oradaki organizasyonda işte belediye getirdi, yok ben götürdüm. Yani onu ehil olmayan birisine vermemek lazım çünkü. Peki taşımada mı sorun? O gaz taşırken mi? Yok yani onu hurdacıya verdiğiniz zaman hurdacı onun motorunu çıkarıyor, gaz havaya gidiyor, bitti. Ha, o an düşünmüyor ama 250 gram gaz, 1 gramdan bahsediyorum. Yani ve ne oluyor? Havaya çıkıyor. Peki Türkiye'de bu mesela buzdolabı gibi büyük elektronik atıkların ne yapılacağını bilen insan çok mu var mı? Burada da bir ehliyet gerekiyor mu? Ya, belediyelerde vardır büyük belediyelerin ihtimalle. Belediyelerin hepsi bu konuyu biliyor. Belediyelerin çok güzel çalışmaları var. Yalnızca şeyin bu. Götürebildiğiniz atığı market zincirleri, belediyeleri ve sıfırlı konteynerleri kendiniz götürün. Bunun bir ham madde değerinin olduğunu da düşünün. Ülkeye de faydasını ve çizarını da düşünün. Bence, götüremediğinizde belediyeleri arayın. Belediyeler gelip alıyor. Bence bu işin en güzeli yenisini satanlar eskiyi gelip alsın. O da var. Onu da çok hem yapan indirim var. Yapsınlar. Çünkü üreticilerin bir toplama sorumluluğu var. Bu bağlamda yapıyorlar. Eskiyi getir, yeniyi götür bağlamında yapıyorlar. Ama eskiyi getir, yeniyi götür demesinler. Eskiyi alırım, yeniyi bırakırım. Hani... Pardon. Özür dilerim. Tabii yeniyi bırakacaksın, eskiyi atacaksın. Sizin dediğiniz doğru da ben nakliyeyi de firmalara yüklemeye çalışıyorum. Yani ama belediyeler gene de alıyor ya. Büyük atıkları alıyorlar. Yok ben firmaları diyorum. Yani bize buzdolabı satanlar yenisini getirsinler, bıraksınlar. Öyledir zaten. Eskiyi alsınlar. Ama tabii şöyle bir olay da var. Geri dönüşümdeki şu andaki ilk olay da şu. Mümkün olduğu kadar geri kullan. Yani eğer ki ürün sağlamsa onu tabii. Çünkü şu anda ne oluyor? Siz, tabii. O da çok önemli. Yani eskiden ona pek sıcak bakılmıyordu ama şu andaki çünkü siz bir buzdolabını ve bilgisayar veya cep telefonu yapacağınız zaman milyonlarca suyu kirletiyorsunuz. Onun bir proses süresi var. Bundan dolayı mümkün olduğu kadar ilk kayda yeni kullanabiliyorsan kullan. Kullanamıyorsan atık haline tabii, geliyorsa. Çok tüketime dayalı bir şey olmasa. Peki 2 dakikamız kalmış. Evet, o zaman ben bir şey soracaktım ama sormayayım. Siz bu 2 dakikayı buyurun. Hani eksik kalmasın bir ben şey. 2 dakikayı şöyle kullanın sonra da paylaşın. Ben 2 dakikayı başka bir şey için ayırmak istiyorum. Eğer izninizle sokak buyurun. Hayvanları için ayırmak istiyorum. Buyurun. Kendimde bir karavanım var. 3 senedir sokak hayvanları için Türkiye'yi dolaşıyorum. Türkiye'de bir sokak hayvanları ciddi manada bir sayı var. Bunlara sahip çıkmamız lazım. Bunlar bizim merhametimizin bir göstergesi. Merhametimizi kaybedersek her şeyimizi kaybederiz diye söylüyorum. Onları hor görmeyelim. Onlara sahip çıkalım. Eğer 2 dakika süren varsa da bunun ya için. Ben merhamet olarak bile görmüyorum. Şimdi merhamet deyince işin içine kudret giriyor. Evet. Sanki bir lütuf, ben güçlüyüm, kudretliyim, sana da bunu tolere ediyorum gibi değil. Ama ben onların yaşam hakkı olduğunu düşünüyorum. Yani biz onların bizim merhametimize ihtiyacı olmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani bir insana bırakılamaz bu diye düşünüyorum. İşte maalesef. Aynı fikirdeyim. Yani bütün insan bütün Türkiye'yi dolaşınca yani Hakkari'den Karadeniz'inden ta İzmir'ine kadar birçok yere gittim. Kendimde 5 köpeğim, 5 kedim var. Aynı zamanda Kocaeli Sokak Hayvanlar Derneği'ne de beraber çalışıyoruz. Eğer ki o bölgedeki yetkilinin merhameti veya ilgisi varsa bununla ilgili çevre konusu da aynı bu arada. Tabii, oradaki yetkilinin ilgisi varsa yapıyor. Onun için bu da benim için hassas bir konu olduğu için. Yani ülkeyi sevmek, evet. Dünyayı sevmek hepsini kapsar. Tüm canlıları, insanı ve birlikte yaşadığımız tüm canlıları kapsar. Çok teşekkürler, evet, teşekkür Murat Bey. Sağ olun, bizi aydınlattınız, ufuk açıcı. Çok güzel bir konu. Biz değerli seyircilerimiz büyük ihtimalle benim gibi düşünmüşlerdir. Bizim bugüne kadar çok da ciddiye almadığımız bir konuydu bu. Elektronik atık. Evet. Yani spesifik olarak elektronik atık. Şimdi program bitince değerli seyircilerimiz, ben de eve gidince ilk iş şu evdeki bu elektronik atıklara sizin söyledikleriniz nezdinde bir daha bakacağız. Tekrar teşekkürler geldiğiniz için. Ben teşekkür değerli ederim. Değerli seyircilerimiz, sizlere de çok teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere.